Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu katıldığı canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Muhtemel bir üçüncü ittifakla ilgili konuşan Karamoğluoğlu, bunu ilk defa kamuoyuna söylüyorum, seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir dedi. CHP, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte altılı masanın üyelerinden biri olan Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamoğluoğlu'ndan çok konuşulacak üçüncü ittifak çıkışı geldi. Daha önce sık sık Millet İttifakı'nda yer almadıklarını belirten Karamolluoğlu muhtemel bir üçüncü ittifakla ilgili olumlu sinyaller verdi. Karar TV'ye konuşan Karamolluoğlu detaya girmek için çok erken olduğunu belirterek altılı masada konuşulanları işaret etti. Eski sistemde ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor. Sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir. Karamollaoğlu yeni seçim kanunuyla birlikte meydana gelen değişimler hakkında ise şu değerlendirmelerde bulundu. Şu anda şartlar değişti. Seçim kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. Altılı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok. Zaten bu durumda çıkan kanunla ortadan kalkmış oldu. Altılı masanın olması meselelerin birlikte yürütülmesine fırsat veriyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Ama üçüncü ittifak yeni seçim kanunundan dolayı olabilir. Tek tek de girilirse, üç partinin aldıkları oyu birlikte oldukları takdirde üst üste koyarsanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz. Milletvekili çıkarma ihtimali artar veya böyle bir ortam oluştuğu takdirde bu bir yeni katılıma vesile olabilir.